Gözlerinin dingin maviliği, gökyüzünün derin ufukları misali. Bakışları da öyle. Sahip olduğu vizyon, el attığı her işi derinlikle kılıyor. Temeli yoğun bir eğitimle yüklü. Notre Dame de Sion, Hukuk Fakültesi, London School of Economics'te uluslararası ilişkiler. Ardından dışişleri ve bir seneye kalmadan Paris'te konsolosluk. Sanat aşkı ve ille de tiyatro. İstanbul şehir tiyatrolarını çağdaşlaştıran, gençleştiren, oyunları daha bir izlenir kılan yönetici. Ve temsil gücü. Fransız hükümetinin layık gördüğü edebiyat ve sanat şövalyesi unvanı, Boğaziçi Üniversitesi'nce verilen Fahri Doktorluk ve mecliste hakkıyla doldurduğu milletvekilliği sandalyesi. Kişiliği, sanata verdiği hizmetler ve politik kimliğiyle her daim saygı uyandırmayı başarmış Demokrat Türkiye Partisi Milletvekili Sayın Gencay Gür'ün bugünkü konuğu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi sizin politik yaşamınızla başlamak istiyorum. Daha sonra sanattan ve tiyatrodan bol bol konuşacağız. Şimdi bu tarihi oylama. Refah Partisi ve DYP koalisyon hükümetine siz red oyu verdiniz. Ve bu kararınız çok tartışıldı. Çünkü partinize ters düştünüz. Kimileri sizi cesur diye sıfatlandırdı. Kimisi de partisine ihanet etti dedi. Bugün dönüp baktığınız zaman o kararınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iki değerlendirmeye de katılmıyorum. Ne cesur ne de ihanet etti. Benim bir dünya görüşüm var. Ufak tefek şeylerde tavizler verilebilir dünya görüşünden. Ama bazı değişmez çizgiler vardır ki ondan taviz verilemez. Ondan taviz vermemek ne cesarettir ne ihanettir. Ben Doğru Yol Partisi'ne girerken o partinin ilerici, çağdaş, Türkiye'yi Avrupa'ya doğru götüren ve refaha bir set çeken parti olarak düşündüğüm için Sayın Çiller bu şekilde bana teklif getirdiği için kabul etmiştim. Dolayısıyla bir ihanet bahis konusu değil. Ben görüşlerimin doğrultusunda karar verdim. Değişen ben değildim. DYP'nin politikasıydı. Ve bu çok temel bir politika bence. Çünkü ben laik, demokratik Türkiye'nin tek seçim yolu olduğuna inanıyorum. İşte belki de bu inançla bir şeyleri gerçekten değiştirmek iyiye doğru. Bunun adına büyük bir cesaretle insanlar politikaya giriyor. Ancak daha sonra hayal kırıklıkları yaşanıyor. Çoğu kişi bunu dile getiriyor. Sizin de böyle tıkandığınız, kızdığınız, öfkelendiğiniz, kendinizi çaresiz hissettiğiniz zamanlar oldu mu politikada? Oldu ve oluyor. Yani meclise girince insan uzaktan sanki meclise girince her şeyi yapabilirmiş ya da çok şey yapabilirmiş diye düşünüyor. Fakat orada öyle bir sistem, öyle bir işleyiş var ki kişi olarak sıyrılıp bir şeyler yapabilmek son derece güç. Eğer önemli bir kilit noktada değilseniz fikirleriniz, yapmak istediğiniz şeyler hayata geçirmek çok zor. O zaman rahatsız oluyorsunuz. Yani. Peki herkes bunu dile getiriyor. Çözüm ama yine politikacılarda, çözüm yine mecliste, parlamentoda. Öyle bir kilitlenmiş sistemi var ki, öyle bir yürüyüş sistemi var ki onu değiştirmek o kadar kolay değil. Bakın dokunulmazlıkları kaldırmaya bile ne kadar uğraşıyoruz ya da kısıtlamaya kaldırmak demeyeyim. Ama bakın onda da başarılı olamadık henüz. Siz kadın olarak mecliste yer aldığınızda, o sandalyeyi doldurduğunuzda ne gibi avantajlar ve ne gibi dezavantajlar yaşıyorsunuz? Tabii bizim erkeklerimizde şunu söylemek lazım ki kadınlara karşı bir nezaket vardır. Yani bir onlara bir yumuşak davranma, onları daha hoşgörüyle karşılamak gibi bir temelde bir şey vardır. Bu muhakkak yani. Ben hiçbir saygısızlık görmedim erkek milletvekillerinden, tam aksine. Ama çok az sayıda kadın var mecliste. Yani o rahatsız edici bir şey. Çünkü 550 kişide 13 kadın var. Ve bununla ilgili çok ilginç bir hatıram var. Biz geçen ay 4 hanım milletvekili Finlandiya'da bir toplantıya gittik.
Birleşmiş Milletler'in bir toplantısına. Afrika'da yeni kurulan ülkelerle Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kurulan ülkelerin kadınlarının politikaya katılımıyla ilgili, onları desteklemekle ilgili. Ve orada çok övündük. Biz böyle fevkalade dördümüz de dedik ki biz 1930'larda bu hakları elde ettik. Pek çok Avrupa ülkesinden önce bizim böyle bir problemimiz yok gibi böyle fevkalade övünerek başladık. Sonra önümüze bir liste getirdiler. 114 devletin içinde en arkalarda geliyoruz. Millet Meclisi'ndeki kadın oranı olarak. Yani Afrika'da ismini bilmediğiniz 1 milyonluk, 2 milyonluk ülkeler bizden çok önde. Arap ülkelerinin pek çoğu bizden önde. O zaman hepimiz çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Bunu biliyorduk ama o liste böyle önümüze çok net bir biçimde gelince çok rahatsız olduk. İşte bu mesela beni çok rahatsız eden bir konu. İşte bundan dolayı belki de sizler kadın olduğunuz için, kadın milletvekilleri olduğunuz için sizden beklentiler daha yüklü. Evet. Sizler oradasınız ve biliyorsunuz durumu, kadınlarla ilgili sorunları. Öncelikle sizlerin o sorunları eğmeniz ve halletmeniz gerekli diye büyük beklentiler var sizlerden. Bu beklentileri tatmin edebiliyor musunuz? İstekleri, arzuları, problemleri çözebiliyor musunuz? Edemiyoruz çünkü çok azınlıktayız. Yani belki takip ettiniz mesela aile içi şiddet yasası. Evet. Tabii bu sadece kadınlara dönük değil, dayak yiyen kocalara da dönük olabilirdi ama genelde kadınlar daha çok dayak yiyor bildiğiniz gibi. O dahi son anda, tam kabul edileceği anda, kabul edileceği hissedildiği anda komisyon başkanı Refah Partiliydi ve kanunu geri çekti ve bakın hala çıkmadı bu kanun. Kolay çıkartamıyoruz. Aynı şekilde zinadaki eşitsizlik henüz düzeltilemedi. Anayasa Mahkemesi reddetti erkeklerin o farklılığını ama bu sefer o madde kalktığı için şu anda eğer yılbaşına kadar çıkmazsa evet onlara hiçbir suç atfedilemeyecek. Yani iyilik yapalım derken kötülük yapmış olabileceğiz. Şimdi kader gibi girişimler var. 2000 yılına kadar meclisteki kadın oranını %10'a çıkmak gibi büyük bir hedefleri var. Siz bu girişimleri gerçekçi buluyor musunuz? Olabilecek şeyler mi? Buluyorum. Yani aslında %10 da çok acıklı bir en azından %10 da başlayalım. Yani övünerek %10 dememiz bile çok acıklı. Buluyorum. Çünkü şöyle. Geçen seçimlerde Tansu Çiller çok kadına önem verdiğini vurgulayan bir kampanyaya girdi. Ve ben gördüm ki pek çok kadın, başka partilere eğilimli olan pek çok kadın, madem ki bu partinin başkanı bir kadındır ve kadınları destekliyor, biz ona oy verelim dediler. Ve Doğru Yol Partisi çok oy aldı kadınları desteklediği için. Ben sanıyorum ki kadınlar uyanırsa, kadınlar ağırlıklarını koyarlarsa ki başladılar, önümüzdeki seçimlerde daha fazla kadın aday olacaktır ve seçilebilecek yerlerde daha fazla kadın aday olacaktır. Yani partiler bilirlerse ki kadınlar kadınları destekleyecek, o zaman kadınlara onlar da önem vermek zorunda kalacaklardır. Belki bu ihtiyacı ve değişikliği Refah Partisi dahi yapmak durumunda kalabilir bundan sonraki seçimler için. Çünkü kadınları kampanyalarda epeyce bir kullanıp ondan sonra listelerde hiçbir kadına yer vermediler. Ve çok eleştirildiler. Şimdi onun bir yolunu bulacaklardır. Eğer Refah Partisi devam edecekse yahut ona benzer bir başka parti kurulacaksa mutlaka onlar da bir gayrete geleceklerdir zannediyorum ama o kadar önemli değil. Diğer partiler yani çağdaş programları olan partiler yapsınlar yeter. Şimdi Gençay Hanım, ben biraz tiyatroya devam etmek istiyorum. 1984-94 yıllar arasında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sanat yönetmenliği yaptınız. Çok da başarılı bir dönemdi bu. Çünkü hakikaten tiyatro bir gençleşti, bir popülerite kazandı. İnsanlar oyunlara daha bir gider oldu. Ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle sizin görevinize bir anlamda son verildi. Görevden çekildiniz. Mahkeme zannedersem hala devam ediyor.
Ne bu son durum? Bu inanılmaz bir şey. Aslında bizim hukuk sistemimiz açısından çok acıklı bir şey. Şimdi beni memuriyetten attılar. Memuriyetten atılmak için çok kesin 3-4 sebep gerekir. Bunların hiçbiri yoktu. Şöyle dediler. Hakkında soruşturma açıldığı için soruşturmanın selameti adına görevden uzaklaştırıyoruz, alıyoruz önce. Bu 3 aydır bunun şeyi. 3 ay içinde soruşturma biter ve 3 ay içinde bitiremezlerse görevi iade etmeleri lazım. 3 ay içinde değil bitirmek, soruşturmayı açamadılar ve 6 ay geçti, soruşturmayı açamadılar. Benim müracaat ettiğim idare mahkemeleri yürütmeyi durdurmadı. Üst mahkeme yürütmeyi durdurmadı. Soruşturma açılmadı ve onlar beni tamamen memuriyetten attılar. Yani artı bir de memuriyetten attılar çünkü soruşturma açamadılar. 1,5 sene mahkemem sürdü ve hakkımda soruşturma dahi açılamadı. Davayı kazandım. Dava temize gitti. Bakın 94 Haziran'ında beni görevden aldılar. 97'nin sonundayız, 3,5 sene. Benim davam hala temizde. Bana beni düşünmeyin, benim yerimde iki çocuklu bir aile babası kira vermek zorunda kalan biri olabilirdi. 3,5 sene hiç para almadan bu insan yaşayacaktı. Kazandığı zaman da alacağı para, 3,5 senelik enflasyonu düşünürseniz, devede kulak olacaktır. Yani bu bizim adalet sisteminin tekrar düşünülmesi gerektiğine dair hem bir mesaj. Politik sistemimizin evet. Aslında hem adalet sistemimizin. Politik sistemimiz de şöyle çok enteresan. Daha doğrusu sanat müesseselerine politikanın bu kadar tesirli olamaması lazım. Yani hiçbir politik kuruluş sanat müesseselerini bu şekilde idare edemez. Yani Komedi Fransız'ın başındakini Chirac atamaz. National Theatre'ın başındakini İngiliz Başbakanı atamaz. Böyle bir şey olmaz, olmamalı. Bizim mutlaka bu kanunlarımızı değiştirmemiz lazım. Yani şehir ve devlet tiyatrolarının sadece yardım almaları lazım belediyelerden ve Kültür Bakanlığından. Ama ne Kültür Bakanlığı ne belediyeler onların üstünde sanatsal baskı uygulayamamaları lazım. İstanbul'a bir belediye reisi geliyor. Hayatında belki hiç tiyatroya gitmemiş. Şehir tiyatrosuna hiç gitmediğini biliyorum ben. Beni hiç tanımıyor ama kendince münasip görmüyor ve atıyor. Atabiliyor. Bu ben olabilirim, başkası olabilir. Bunu yapamamalı. Şimdi devlet desteğinden, yardımından bahsettiniz. Devletin, Kültür Bakanlığı'nın sanat için ayırdığı bütçe, sanat ve kültüre ayırdığı bütçe %0.5 gibi çok cüzi bir orandı. Daha sonra bu daha da düşürüldü. 0.3'lere düşürüldü zannedersem. Bu yıl 0.3 olacağı söyleniyor. Evet. Söyleniyor. Siz evet. Bir milletvekili olarak ama aynı zamanda da sanata bu kadar önem veren bir insan olarak bu uçurumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu Cumhuriyete ve Atatürk'e, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki prensiplerin tamamen bırakıldığı gibi yorumluyorum. Yani biz artık o zaman boş yere Atatürk'ün laflarını tekrar etmeyelim diyorum ben. Yani sanattan mahrum bırakılmış bir ülkenin can damarı kopmuş demektir. Her yere kocaman yazıyoruz bunları. Yazmayalım artık. Biz Atatürk'ün izinde değiliz diyelim o zaman. Biz hatta Kültür Bakanlığı'nı kapatalım o zaman. Ben bunu bir hıyanet gibi görüyorum. Çünkü çok samimi söyleyeyim. Adeta bir lüks gibi addediliyor. Evet, yakada bir çiçek ve artık solmuş bir çiçek. Halbuki Türkiye'nin bugün karşılaştığı problemlerin hemen hepsinin temelinde eğitimsizlik ve kültürsüzlük yatıyor. Yani şeyden başlayın, sokağa bira şişesi attı diye en son dövülen bir profesörden magandalaşma sürecini geçin. Türkiye'nin dışarıdaki imajının kötülüğüne ve bu imajın, kötü imajın bize getirdiği çeşitli parlamentolardaki aleyhimizdeki cereyanlara, Avrupa Birliği'ne alınmamamıza, Türkiye'deki seçmenlerin, siyasilerin samimiyetlerini ya da samimi olmamalarını anlayamamalarına, doğru ve sağlıklı karar verememelerine,
yani Türkiye'deki siyasi yaşamdan Türkiye'nin dış politikasına kadar tüm sorunlarımızın altında. Hatta bugün gençlerin herkesin şikayet ettiği bunalımlarına, birbirlerini öldürmelerine kadar hepsinin altında temel eğitim ve kültür eksikliği var. Biz artık öyle bir gençlik yetiştiriyoruz ki tek kültürü pop, türkü ve göbek atmak oluyor. Evet, hemen buna bir ilave yapmak istiyorum. Bir araştırma yapılmış. İyi aile çocukları, elit bir kesimin çocukları arasında bir araştırma bu. Kırsal kesim değil. Ve bu araştırma sonucunda 18 yaşına kadar olan çocukların %90'ı ne bir müzeye, ne bir klasik müzik konserini, ne de hatta bir tiyatroya gitmişler. Evet, çok doğru, çok doğru. Gençlerin bu kadar kültür ve sanattan kopmuş ve bu kadar soğuk bir ilişki içinde olması aslında biraz ürkütücü. Birazdan fazla ürkütücü. Bakın, ülkeler kültürleriyle yaşar. Bugün Fransa yaşıyorsa kültürüyle yaşıyor, İngiltere kültürüyle yaşıyor. Yani Fransızların 20 yıl Fransa'dan sürgüne giden Victor Hugo'dur bugün Fransa'ya yaşatan ve paraların üstünde resmi olan. Aforoz edilip bir çukura atılan Molière'dir bugün Fransa'yı temsil eden. Bir Shakespeare'dir İngiltere'yi temsil eden. Kültürü olmayan bir ülke uzun süre yaşayamaz. Çünkü o kültür boşluğunu yabancı kültürler dolduracaktır. Yani bir millet kültürüyle bir millettir. Ama biz maalesef uzun yıllardır kültürü yok saymaya başladık. Ya da sadece mecbur olduğumuz için, Atatürk böyle dediği için, biz de Atatürk'ün izindeyiz gibi göründüğümüz için, görünmek istediğimiz için sadece söyledik bunu ama yapmadık ve yapmıyoruz. Yalnız biraz da bu kültür ve sanat faaliyetleri biraz sanki halktan kopuk ve uzak, daha elit bir tabakanın zevk aldığı uğraşılar olarak değerlendirildi. Popüler kılınmadı. Belki halkın sevebileceği, özenebileceği, özendirici faaliyetler haline getirilmedi. Belki bunu başarmak, yani halkın büyük bir kesimiyle bu tür kültür ve sanat faaliyetleri arasındaki ilişkiyi daha yakınlaştırmak ve sıcak, samimi hale getirmek gerekli olabilir. Evet, zaten öyleydi. Oradan geri dönüldü. Halk evleri vardı. Evet. Yani halk evlerini yetiştirdiği insanlar tam halktı. Her kesimden insan. Halk evlerinin yetiştirdiği müzik sanatçıları, yazarlar, tiyatrocular az değil ki. Bunun tabii ki yaygınlaştırma yaygın. Ama siz okullardan bunu çıkarırsanız, kaldırırsanız nasıl yetiştirirsiniz? Yani siz 18 yaşına kadar bir çocuğa bir tiyatro, bir müzik, bir opera, bir bale zevki, bir resim zevki aşılamazsanız 18 yaşından sonra aşılayamazsınız. Bu bize düşen bir şey. Biz bundan geri döndük. Yani benim çocukluğumda ben sabahleyin radyoda çok güzel müzik dinleyerek kahvaltı ederdim. Sadece ritmik müzik değil. Evet. Daha zengin bir müzik. Daha zenginleşerek büyütülürdü o zaman çocuklar. Okullarda hem müzik dersleri vardı, hem müsamereler vardı. Tiyatro oynanırdı. Bütün Avrupa'da da böyle. İleri ülkelerin hepsinde böyle. Şimdi bunların hepsi gitti, hepsi kalktı. Ve maalesef ticari olduğu için televizyonlar halka istediğini vermek gibi bir politikayla ve reyting politikasıyla, ki o reyting en düşük eğitim düzeyine sahip insanların zevkine göre tespit ediliyor. Gerçi halka iyisi ve kalitelisi öyle bir alternatif sunulduğu zaman aslında halk onu tercih ettiğini de gözler önüne. Son yapılan araştırmaya göre televizyonlarda belgesellerin izlenme oranının çok yüksek çıkmasının olduğu gibi herkesi tabii şaşırtan bir sonuç tabii, bu ama. Tabii. Siz tiyatroyla devam ilişkiniz, ilginiz hala var. Son olarak sanat adlı gerçekten konusu çok hoş, espriyle donatılmış bir oyunu çevirdiniz. Evet. Onu da yönetmenliğini yapıyorsunuz. Nasıl bu oyun? Biraz ondan bahsedelim. O oyun benim son yıllarda en büyük zevkle izlediğim, en çok sevdiğim oyun diyebilirim. Çok akıllı bir oyun. Çünkü üç erkek. Ve bu üç erkek bir
beyaz bir tablo üstüne birbirlerine giriyorlar. Üç çok yakın arkadaş. Çünkü erkeklerde kadınlara farklı bir şey var. Onlar fikirlerini kişilikleriyle özdeşleştiriyorlar. Yani fikrine karşı gelinmesi sanki onun kişiliğine karşı gelinmesi gibi. Erkekler beni affetsin ama bu biraz böyle. O üç arkadaşın biri daha muhafazakar, biri sanatsever bir doktor, biri de hayatta çok başarılı olmamış ama yumuşak, ikisinin arasını bulmaya çalışan bir üçüncü arkadaş. Bu üçünün arasındaki ilişkiyi çok genç bir Fransız kadın yazar üstelik. Çok inanılmaz bir şey. Erkek psikolojisini bu kadar evet, iyi analiz etmeyi evet, başarmış bir kadın yazar. Ben dahi hala nasıl bunu yazmış, nasıl bunu görebilmiş diyorum. Erkekler de aynı şekilde. Böyle bir oyun bu. Ben Fransa'da görmüştüm. Üç çok büyük aktör oynuyordu. Ve nefesim kesilerek seyretmiştim. Çok zor yer bulmuştum. Bulunmuyordu. Derken bir yıl sonra İngiltere'de oynandığını duydum. Kulaklarıma inanamadım. İngilizler hiçbir zaman Fransız oyununu alıp oynamazlar. Pekenden. Orada da Albert Finney, Tom Courtney, Kent Stott üçlüsü oynuyordu. Orada da yer bulunmuyordu. Büyük pistonlarla iki yer bulabildik. Gittik bir arkadaşımla. Ve aynı zevki orada da duydum. Bunu mutlaka Türkiye'nin de görmesi lazım diye düşündüm. Çok değişik bir oyun ve çok da eğlenceli bir oyun. Bize de çok başarılı oyuncular oynuyor. Cihan Yüval, Can Gürsel, Cüneyt Ürel. Bence de kendi kuşaklarının en müthiş üç oyuncusu. Şimdi Gencay Hanım, merak ediyorum. Bu siz hep tiyatro, hep tiyatro. Bu tiyatroya olan tutku nereden kaynaklanıyor? Okuldan. Ben Fransız okulunda okudum. Bakın dikkat edin, İstanbul'daki özel tiyatrolarda çok başarılı insanların pek çoğu ya Galatasaray ya yabancı okullardandır. Yani Şirin Devrim'den, Tunç Yalman'dan, Haldun Dormen'den, Göksel Kortay, Engin Cezzar, Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Erol Günaydın, daha sayamayacağım kadar çok. Pek çok kişi bu okullardan gelir. Çünkü bu okullarda çok ciddi edebiyat dersinin içinde tiyatro dersi vardır. Bizde yok o. Maalesef. Maalesef. Çünkü edebiyatın bir parçası tiyatroda. Ve her yıl tiyatro oynanır. Hem biliyor musunuz, bugün Avrupa'da kabul edilen, doktorların kabul ettiği bir şey var. Blue yaşındaki çocuklara, bilhassa onlara tiyatro çok gerekli. İçine kapanık, kekeme çocukları tedavi sistemi tiyatro. Çünkü kendi kişiliği içinde yapamadığı şeyleri dışa vurma imkanı, başka bir kişilik içinde dışa vuruyor. Bu çok gerekli bir şey. Her yıl bir müsamere yapardık biz okuldayken. Ve çok güzel oyunlar oynardık ve de çok iyi hocalarımız vardı. Hem Türk hem İngiliz hem Fransız tiyatrosuyla kaynaştık o zaman ve hepimiz çok tiyatro severek mezun olduk liseden. Keşke tüm okullarda bu sevgiyi ve bu sanata olan ilgiyi uyandırabilsek tüm öğrencilerde ve gençlerde. Eğer Türkiye geleceğini düşünüyorsa emin olun banka hesaplarından, ekonomiden, hepsinden çok daha önemlidir bu sanat konusu. Çünkü ekonomi bu sene bozulur, iki sene çok kötü gider, üçüncü sene düzelir. Ama biz kültürsüz, eğitimsiz bir gençlik yetiştirirsek bu düzelmez ve Türkiye'nin istikbali gerçekten tehlikeye girer. Bunu çok inanarak söylüyorum. Ama herkes böyle şeyle dinliyor. Aa, genç hep hanım böyle. Dinleniliyor. Evet, evet. Gülümseyerek. Ya ne kadar haklısınız. Ama ondan sonra pratikte evet, evet. 0.3'e inecek bütçeler tahsis ediliyor. İnanılmaz bir şey. Ve Kültür Bakanı'na acıyorum. 0.3 bir bütçeyle. Ama sorumluluk sizde. Neler yapması lazım? Halkın beklentileri var. Sorumluluk sizlerde. Onun için mecliste oturuyorsunuz bir anlamda. Şimdi siz İstanbullusunuz. Ama tabii politik kimliğiniz, yaşantınız dolayı da Ankara'ya gidiyorsunuz. Bir İstanbul, bir Ankara, öte yandan çeviriler, tiyatro yönetmenliği. Ve de İzmir. Nasıl bütün bunlara zaman çok, buluyorsunuz? Çok yoruluyorum. Yani ve unutkan oldum. Zaten biraz unutkanım. Şimdi çok unutkan oldum. Çünkü nerede, kimi, nasıl söz verdiğimi unutuyorum. Ne yapacağımı unutuyorum. Çünkü hakikaten İstanbul, Ankara, İzmir arasında gidip gelmek ve çok çeşitli işlerle uğraşmak biraz yoruyor beni. O İstanbul bir de 0 derece, Ankara yükseklik olarak 900. O her hafta o fark da herkese belki tesir etmez ama
Bana biraz ediyor, beni biraz yoruyor. Tabii ki yoruluyorum ama yapmam gerekli diye düşünüyorum. Yapmaya gayret ediyorum. Hem birini vatan vazifesi olarak görüyorum. Diğerini de dünyada en çok sevdiğim iş olduğu için bırakmak istemiyorum. Ama ne olur bırakmayın. Bundan sonra da devam edin aynı şekilde. Merak ediyorum bundan sonra hedefleriniz neler diye. Benim hedefim, çok ciddi söylüyorum, demin size söylediğim şey çok önemli. Yani devletin sanata sadece parasal yardım yapması ve sanatsal baskı yapamaması için gereken kanunların çıkarılması. Bir de bir başka kanun üstüne şu anda çalışıyoruz. Her partiden arkadaşım var bunun içinde. Bu da sponsorluğu geliştirmek için sanata destek veren özel kuruluşların vergilerinden düşmeleri bu sponsorluklarını. Evet. Buna ihtiyacımız var. Çünkü devlet her şeye yetişemiyor. Bakın Amerika'da her şeyi özel sektör yapar. Aslında kültür merkezleri kurulduğu zaman, örneğin Sabancı grubu bunu yapıyor. Kültür merkezleri kurulduğu zaman vergiden muaf olunuyor. Evet. Ancak bu çok yaygın değil herhalde. Ama sadece kültür merkezi kurmak değil ki. Daha başka şeyler de var. Bütün bunların, yani ciddi sanatlara ama yapılan yardımların vergiden düşmesi için bir kanun tasarısı hazırlayacağız. İnşallah bu destek görür, göreceğini umuyorum. O zaman büyük bir açılış olacaktır. Sanata doğru bir para akımı olacaktır. Ve buna çok ihtiyacı var sanatçıların. Gerçekten çok ihtiyacı var. Yani bunu yapabilirsem çok sevineceğim. Bir de benim, tabii şu anda elimde böyle bir imkan yok ama hayalimdeki şey, bir kampanya açılması lazım diye düşünüyorum. Gene özel sektörü de cesaretlendirerek. Her ilçeye bir salon, her ile bir kültür merkezi. Bunun mutlaka olması lazım. Ben Tire'ye gittim. 45 bin nüfuslu bir ilçemiz. Ve kan ağlıyordu insanlar. Çünkü hiçbir sanatsal faaliyet yoktu. Ve İzmir'e gidiyorlar bir şey görmek için. Alışmış insanlar var. Ankara'dan, İstanbul'dan gelen insanlar var. Sineması olmayan ilimiz bile var. Düşünülebilir mi böyle bir şey? Ve biz Avrupalı olmak istiyoruz. Avrupa'ya girmek istiyoruz. Yani kendimize çeki düzen vermemiz lazım. İşte bu konularda bir şey yapabilirsek. Gruplar turneye çıktığı zaman, tiyatro, sanatçılar turneye çıktığı zaman o bir gün bile o yöre halkı için gerçekten çok önemli bir gün. Evet. O salonları dolduruyorlar ve keşke biraz daha kalsaydınız diyorlar o turneye çıkan sanatçılara. Dediğiniz gibi ümit ediyoruz ki 2000'li yıllarda Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde bir kültür merkezi, sinema ve tiyatro salonu, evet, olsun. Çok teşekkür ediyorum Gencay Hanım, programa katıldığınız için ve ayrıca tiyatroya, özellikle tiyatroya verdiğiniz hizmetler için tüm izleyicilerimin adına. Ve programın sonunda konuklarımızı ona uzattığımız bir defterimiz var.